Üçüncü kayınvalidem Gönül Sultan. Sever misin içli köfte? Çok. Ya o zaman söyleyecek çok sözün olacak. Bizim biz bulgur işini şeyde Akdeniz'de aynen, çok severiz. Evet. Her türünü. Hadi aç bakalım. Oh bismillah. Biz kıymayı içinde daha yağlı ve daha sulu yaparız. Acaba Mardin'de böyle mi oluyor? Onu da hiç bilmiyorum. İçini güzel kavurduysa, evet. Güzel yoğurmuş mu sana göre? Evet. Tamam. Dağılmamış çünkü. Dağılmamış. Dağılmamış. İçli köfte de evet. Çok önemli. Geçiyorum. Buyurun. Beğendik istedim. Ve geride bıraktık. Bakalım diğerlerini de aynı şekilde beğenecek misin? Nasıl buldun? Şimdi yedim, içi güzel. Yoğurulması da güzel ama içli köftenin şeyidir, parçalanmaması lazım. Hani lezzeti göz ardı edersin, etmezsin, dağlı diye es geçersin. Onun senin bileceğin iş. Kıyma biraz fazla kavrulmuş. Beğenmedin mi iç harcını? Evet, fazla kavrulduğu için de sert olmuş. Aslında böyle olmaz. Daha yumuşak olması gerek. Çünkü hamuru nasıl olmuş sence? İyi yoğurmuş hamuru mu? Hamuru güzel, evet iyi yoğurmuş ama dağıtmış. Gerçekten hamuru da güzel, lezzeti de. Geçelim aşkım. Sen bunu puanlarken düşünürsün. İster puan verirsin, ister vermezsin. Hamurunda tuz yok bunun. Üçüncü tabağımız. İç lezzet harika. Biraz tuzu kaçmış ama lezzeti çok güzel içinin. Hamur da fena değil. Yağ üstlerinde değil bunların. Ne? Böyle dökünce şey olmuştur. Atlarına geçmiş. Yassı ya. Bunun kıymasını beğendim ama tuzlu muydu acaba? Bunun lezzeti güzel, fena değil. Yine ne yapacağını bilmez bir haldeyim. Evet. Yani. İçeyim mi? Lütfen. Afiyet olsun. Son tabağın. Fena değil ama. Beğendin. Beğendim. Hı? Kıyması güzel kavrulmuş. Hamuru da çatlamasına rağmen güzel. Hı hı. Vallahi ne diyeceğim? İnce abi. Olduğu için çatlamış olabilir mi? O tam kalınlığını ayarlayamamış ilk defa yaptığı için olabilir mi? Olabilir. Yoksa yoğurma ile ilgili bir şey mi sence? Yok. Yok. Ne? Yoğurmayla değil. Yoğurmayla olsa bu şekilde. Bu çatlama ne ile ilgili olur? İncelik kalınlıkla mı? Ya kaynamadan attı suya. Ya da kaynatırken ya da haşlarken tuz atmadı suyuna. Biz öyle biliyoruz. Sen bunu beğendin mi, beğenmedin mi deyip geçeceğim. Geçeceğiz de ne yapacağız bilmiyorum. Söyle. Hiç de değil. Peki. Şekerim, hemen puanlara geçtim. Üçüncü kayınvalidesin. Çok zorlu bir finalin bir önceki bölümündeyiz. Siz anlattıkça beni ter basıyor. Vallahi bassın. Bassın. Buna 4. Birinci tabak 4 puan. Buna 5. Çatlasa da lezzeti çok güzel. İkinci tabak 5 puan. Evet. Biri sakın unutma. Unutmuyorum da işte. Çok kötü bir yer burası. Buraya 1. Dördüncü tabak 1 puan ve 2. Üçüncü tabak 2 puan. Tut şekerim. Hazırsan, Gönül kayınvalidemin verdiği 2 puan kime gitmiş hemencecik öğrenelim.
iki puancık resmen yani iki puancık bir gibi bir şey. Dördünü de beğendik ama herkese de puan dağıtacak halin yok. Aç bakalım kime gitti. Merve. Yine bir kayınvalide, yine çatlamışa 5. Neyse bir dakika, ben bir konuşayım burayla. Yani. Seninle tabağın gelince konuşalım tatlım. Tamam, ben konuşayım o zaman. Şu an Gönül teyzenin ve annemin yaptığının aynısını yaptın. Sadece aynı şey dejavu yaşıyor gibiyim. Güzel, hatta ben Gönül teyzede de mesela, Gönül teyze tadım yaptığında benim tabağımı 5 verecek zannettim çünkü yorumlar o kadar güzeldi ki benim tabağıma tıpkı sendeki gibi. Gönül teyze de 2 verdi. Gerçekten tabakla nizami bir şekilde kestim. Kenarlarında tek bir kusur bulamazsın. Açıklık bulamazsın. İçi çok güzel kavrulmuş. Keza sen de aynı şeyleri söyledin zaten Gönül teyze. Ya ben artık yemek bile çıkarmak istemiyorum sizlere. Samimi söylüyorum, çıkarmak istemiyorum. Sen bilirsin. Ne demek sen bilirsin ya? Sizler nasıl benim emeğimi bu kadar çöp edersiniz ya? Yalnız senin emeğin çöp olmuyor ki. Çöp oluyor. Hayır, ben gelinime de bir verebiliyorum. Ne münasebet yalnız senin? Ya sizin gözünüzde mi görmüyor? Az önce kendin ne söyledin Gönül teyzem bak. Ben sana hiçbir zaman saygımı aşmadım biliyorsun. Sağ ol, biliyorum. Ben de seni seviyorum. Çatlak olmaması gerekiyor demedin mi kendin? Kendi ağzınla söyledin. E çatlamış bir şey, siz neden puan veriyorsun? Çünkü hayatı boyunca içli köfte yapmamış da yememiş de. Ben içli köfteyi yaptım da yedim. Lütfen burayla konuşabilir miyim müsaadenle? Evet, benimle konuşuyorsun. O zaman bana evet. Cevap verir misin? Tamam. Çatlamış. Demek ki hani süreyi göz önüne alacaksan eğer çatlatmadan yapabilenler de var. Tamam. Düzgün bir şekilde çıkarabilenler de var. E o zaman onlara yönelmen gerekmiyor mu? Benim tabağımı açtığında da söylediğin tek kelime çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş, çok güzel tamam. Olmuş. Tamam, hangisine kötü dedim ben? E birine çatlak dedin, dağılmış dedin. Birine çatlak dedin. Şu ikinci tabağı ben inanın bana 2-1 falan bekliyordum. İkinci tabağın yorumu daha kötüydü. Kime verdin bilmiyorum ama ikinci tabağın yorumu Merve. Daha kötüydü. Hayatım biraz önce senin kayınvalidende de seninki çatlak gelmiş. Demek ki herkesin bir tane çatlağı olabilir. Ayrıyeten bu hafta Merveciğim size bay bay. Giderken bir iki eşarbını bırak da burada bize hatıra kalsın. Hiç kimseye bitimi bırakmam. Böyle kayınvalidelerle yarışmak istemiyorum. Siz geldiğinizden bir yana benim akli dengem yerinde değil artık. Biz mi? Gel şekerim, biz kendi derdimize bakalım. Derdimiz büyük çünkü. Ah sormayın. 2'yi açtık. 4 puan verdin. Kime verdin? Gel bakalım. Yine biraz puan dağıttın. Karar veremedin. 4'te 4 beğenip karar vermek de çok kolay değil ama... Hazır mısın? Kime 4 puan verdin? Hazırım ama bir şey söyleyeceğim. Bunlara iyilik yaramıyor. Ben bir alsın istemiyorum. Evet. Emekleri zayi olsun istemiyorum. 2'de 3 de olsa puan veriyorum. Yine de beğenmiyorlar. Görüyorum. Bunlara iyilik yaramıyor. Görüyorum. Sen de bir sonrakine ona göre davran evet. O zaman. 4 puan. 5'i kaçıran kim acaba? İkinci en yüksek puan kime gitti? Büyük meraktayım. Hazırsan aç. Tuğba! Şimdi Gönül abla, hey çok güzel yorumlar yaptın. Ben de gerçekten 5 vereceksin zannettim tabağıma. Ama sen döndün. Her zaman yaptığın gibi en olmamışa 5'i verdin. Şöyle yapıyorsun, anladım seni de çözdüm. Dördü veriyorsun ki hani bir ihtimal güzel yapabilir ama gelinim benim kötü yapar, ben yine 5'i vereyim. Çok akıllısın. Keşke bu akla bu gönüle de azıcık sürtünsen, elini falan tutsan da versen. Gerçekten samimiyim ben bu konuda. Ay gene bana dokundu üç. Sana bundan sonra her şey dokunur, bu da dokunur. Ondan sonra yani yaptığın yoruma tutacak diyorsan bana 5 vermen gerekiyordu. Tuğbacığım ya, ben şaşırıyorum sana. Senin kayınvaliden sana kaç verdi? Şaşırma, boş ver, o başkasının gelini. Biz kendi gelinimize bakalım. Tamam. Tuğba'ya laf yetiştirmeyelim. Çünkü gelinimiz ve Miyase sona kaldı. Evet, gene mi? Tutar mısın? Ezgi mi, Miyase mi? Üçüncü kayınvalidemin 5 puanını kaptı.
Ne oluyor Gönül Sultan? Bayılacağım. He, tek sağlam kayınvalide sendin. Seni de mi kaybediyoruz? Öyle gibi. Sen de kalpten gideceksin galiba. Evet, ben zaten yakınlarda kalp spazmı geçirdim. Ay, Allah korusun. Gerçekten. Aman Allah korusun. O zaman çok dikkat etmen gerekiyor gerçekten, strese. Gerçekten. Ezgi mi Miyase mi? Miyase mi Ezgi mi? Üf, öyle bir puan ki bu. Rakipten gelirse şahane. Gelinimize giderse belki de bilezikleri alacağız. Hazır mısın? Evet. Aç o zaman. Ezgi! Aferin. Aferin sana, bak açıldın. Haydi döne döne oynayın göreyim.